Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan. Buyurun Sayın Çalışkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Bugün az önce değerli vekilimizin ifade ettiği üzere merhum milletvekilimiz Hasan Bitmez'e taziye anlamında konuşacağım. Hepimiz için bir kayıp ama bendeniz için 33 yıllık bir okul arkadaşını kaybetmiş olmanın verdiği büyük üzüntü içerisindeyim. Rabbim şehit muamelesi göstersin. Rabbim kalanlarına sabır versin. Elbette burada Hasan Bitmez'in şahsından bahsederken dava adamı kimliği son derece önemli. Bütün gerginliğe, bütün karşı atraksiyonlara rağmen hiçbir şekilde nezaketi, insani tavrı elden bırakmadan son sözü "Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyerek hayata veda etti. Aslında bu veda aynı zamanda Yüce Meclis'te yeni bir tartışmayı da başlattı. Burada Allah'ın gazabı kelimesi gündemde. Malum olduğu üzere Hasan Bitmez burada konuşurken daha önce devlet büyüklerinin yaptığı konuşmaları aktararak, ellerinde belgelerle kanıtlar sunarak bugüne kadar geçen süreci kronolojik bir şekilde aktardı. Burada esasen yaptığı şey ikiyüzlü tavırlarla bir taraftan İsrail'e lanet okuyarak, bir taraftan da kahve dükkanları basarak gemi gönderenlerin ikiyüzlülüğünü, tezatını ortaya koymaktı hedefi. Burada ona verilecek cevap öyle saldırmak değil, olsa olsa kemali edeple çıkıp söyledikleriniz yanlıştır, doğrusu budur diyebilmekti. Ne yazık ki gerçekleşmedi. Tabii burada şunu da yine belirtmeliyim ki tutanaklara yansıyan bir çirkin söz var. Bu söz tarihe kara harfle yazıldı. Bu utancı bu meclis unutmayacak. Burada AK Parti sıralarından olduğu da tescillendiğine göre burada bekleriz ki bir yiğit erkekçe, mertçe çıkıp bu sözü ben söyledim desin, özür dilesin. Biz kin güdecek değiliz ama bunu bile söylemekten, itiraf etmekten sakınıldı ve böylece bütün bir topluluğu töhmet altında bırakmaya devam etti. Değerli milletvekilleri, Hasan Bitmez'in ölümünü biz Allah'ın gazabı değil, aslında kendisine Allah'ın bir lütfu olarak düşünüyoruz. Çünkü biliriz ki en şerefli ölüm hak yolunda mücadele esnasında ölümdür. En şerefli ölüm hakkı haykırmaktır. Peygamberimizin ifade buyurduğu üzere en büyük cihat zalim sultana hakkı haykırmaktır. Cihat demek işte burada kürsülerde konuşabilmektir. Sultanın da her dönem ismi farklıdır. Bazen başbakan, bazen kral, bazen cumhurbaşkanı olur ama mesele burada bu kürsüde bunları söyleyebilmektir. Nitekim o Siyonizmin foyasını meydana çıkarak ona el altından destek olanların kötülüklerini ortaya sunarak hayata veda etti. Biliyoruz ki onun ölümü burada sadece tutanaklara geçmedi konuşmaları, o aynı zamanda tarihe yazıldı. Ve biliyoruz ki o konuşmasıyla Filistin davasına ihanet edenlerin ihanetlerini de tarihe kara bir leke olarak tescilledi. Değerli milletvekilleri, burada şunu yine belirtmek isterim ki bazı arkadaşlar niye bize çok sataşıyorsunuz diyor. Hayır arkadaş, biz size sataşmıyoruz. Biz esasen iki yangını söndürmeye çalışıyoruz. Burada birincisi maddi yangın ki Gazze'de bir insanlık dramı olarak 75 yıldır süren zulüm bugün had safhaya ulaştı. Bir insanlığa karşı soykırım uygulanıyor. Göğü inleten, arşı titreten bu duruma karşı bir can havliyle yangını söndürmeye çalışıyoruz. Elbette bu bizim tarihi bir sorumluluk.
Ama ikinci yanıt ne derseniz, biz 50 yıldır aynı siyasi mücadeleyi vermiş, aynı davaya birlikte yürümüş kimselerin ve onların evlatlarının aynı kıbleye yöneldiğimiz halde bu 25 yıllık ayrılığın sonucunda nasıl bu kadar vehin hastalığına, dünya sevgisi hastalığına kapıldıklarını, nasıl gerçekleri görmezden gelme hastalığına kapıldıkları yangını söndürme gayreti içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi literatürü bilenler iyi bilir ki vehin dünya sevgisi, dünya bağlılığı hastalığı. Bugün de ticari anlaşmalar, ambargolar, yaptırıp olur korkusuyla işte bugün bu zulme sessiz kalmak, bu zulme destek olmaktır. Maalesef ki bugün yaşananların şöyle bir göz ucuyla baktığımızda şunu görürüz. Hani rahmetli Erbakan hocamızın o hayatında her türlü hakarete maruz kalan, kara propagandaya alet edilen ama öldükten sonra sahiplenilen o rahmetli Erbakan derdi ki en kuvvetli şehadet hasmın şehadetidir. Hasan Bitmez öldüğünde İsrail sevindi. İsrail Dışişleri Bakanlığı sevindi. Mossad sevindi. Bir de kimlerin sevindiğini bunu burada hepimiz maalesef üzülerek gördük. Değerli milletvekili, bilelim ki Hasan Bitmez artık bizim gönlümüzde Filistin davasına gönül verenlerin gönlünde bir kahramandır. Ama kahramanlar da ölür, ölürken destan yazarlar. İşte Hasan Bitmez bugün ölürken de destan yazmıştır. Nitekim merhum şairimiz Mehmet Akif de demiştir ki Halik'in ne mütenahi adı var başı hak, ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak, ne büyük şey batıldan korkmadan saldırmak, ne büyük şey ruhunu hakka haykırırken aldırmak. Değerli milletvekilleri, İslam tarihinin önemli aktörlerinden büyük kumandan Halid bin Velid Hazretleri hayatı mücadeleyle geçmiş bir şahsiyettir. Bütün kahramanlıklarına rağmen yatağında ölecek olunca hıçkırıklarla ağlamıştır. İşte bu ruhu bilmeyenler, Halid bin Velid'in bu halini anlamayanlar, at üstünde ölmenin ya da kürsüde hakkı haykırırken ölmenin ne büyük bir his olduğunu, ne büyük bir hayal olduğunu asla idrak edemezler. Sadece gündemi değiştirerek kendilerini aldatmış olurlar. Bilesiniz ki Hasanlar bitmez. Binlerce Hasan yine mücadeleye devam eder. Çünkü bizim görevimiz iman ve ahlak üzerine mücadeleyi sürdürebilmektir. İşte o iman ve ahlak mücadelesi her şeye rağmen güç karşısında eğilmeden, bükülmeden dimdik ayakta kalabilmek, son nefese kadar hak mücadelesi verebilmektir. İşte Hasan Bitmez bunu yapmıştır. Değerli milletvekilleri, inanıyoruz ki Hasan Bitmez Rabbine gitti. Öldü diyemiyorum, şehit olduğuna şahsen inanıyorum. Ve yine bir başka şehadet olarak Hamas hükümeti başbakanı, Hamas lideri İsmail Haniye de genel başkanımız Temel Karamollaoğlu'nu arayarak Hasan Bitmez'in bir Filistin şehidi olduğunu itiraf etmesi bizim için son derece anlamlıdır. Ne büyük bahtiyarlıktır ki Gazze'deki masumları korurken, cihad ederken ölebilmek. Ne büyük bahtiyarlıktır ki Türkiye'de yaşarken Filistin şehidi olabilmek. Ne büyük bir bahtiyarlıktır ki hayatının son anını, kalbini masum insanlar, sivil halk için, Filistin için, Siyonizme karşı direnişle konuşarak ruhunu teslim edebilmektir. Onun için değerli milletvekilleri, sözlerimi toparlarken bilelim ki bizler gençliğini şehadet türküleriyle geçirmiş, kasetleri başa sarmış, her defasında yeniden Afganistan'ın, Çeçenistan'ın, Bosna'daki mücahitlerin şehadet destanlarıyla dinlemiş bir milletiz. Ve bizler deriz ki bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan. İşte biz bilelim ki kürsüde ya da cephede ölmeyi fark gözetmeksizin kabullenenler
sıra kapaklarına vurulmasından, laf attırmasından asla çekinmezler. Ne söylerlerse söylesinler, mücadeleye devam ederler. İşte onun için diyorum ki Hasan Bitmez bugün yeniden hayata gelse yine hakkı haykırmaya devam eder, yine mücadele... Eyvallah paşam. Hasan Bitmez bugün Ceylan Derisi koltuklarında oturup birilerini alkışlamakla değil, yine bu iki yüzlülüğü ortaya koyarak, yine mücadele ederek devam eder ve derdi ki şehit tahtında Rabbe gülümser, ah binlerce canım olsaydı der ve binlerce kez yine böyle hayatını feda ederdi. Ve yine de buyurulur ki nasıl yaşarsanız öyle olursunuz. İşte Hasan Bitmez de gergin uykulardan, kör gecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık ezgisi eşliğinde, sadece bu aydınlık kardan değil, inanıyoruz ki yardan geldi ve inanıyoruz ki Hasan Bitmez sadece burada yere düşmedi, o suya, toprağa, havaya, cemreye düştü, gönüllere düştü. Binlerce Hasan Bitmez onu haykırmaya devam edecek bir toprağa.